Sevgili izleyiciler, bayram süresince ekonominin önde gelen isimleriyle hem bayrama hem de ekonomiye dair sohbetler gerçekleştirdik. Bugünse Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'la yaptığımız keyifli röportaj geliyor ekranlarınıza. Bayram tatilinde ekonomi sohbetleriyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz TAV Havalimanları ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın. Hep nerede o eski bayramlar diye nazire ve sitem kokan bir söz söylene gelir. Siz eski bayramların bu kadar özlenmesini neye bağlıyorsunuz? Yani aslında tabii eski bayramlar hakikaten... Yaşlar ilerledikçe konuşulabilir ve sohbet içerisinde, ailenin içerisinde anlatılır. Büyükler küçüklere devamlı. Onlar belki de yaşamadıkları için eski bayramları o şekilde anılar şeklinde anlatırlar. Biz de artık yavaş yavaş eski bayramları hakikaten anlatır vaziyete geldik. Çocuklarımız olsun, hatta torunlarımıza anlatacağız ileride. O nedenle ben mesela mahallede eski bayramlar deyince hakikaten küçüklüğümde, çocukluğumda bir kere her şeyden önce temiz pak giydirildiğimizi ve heyecanla o bayramın birinci gününün gelmesini, Arife gününün gelmesini beklediğimizi çok net hatırlıyorum. Hele o son akşam iyice bir heyecan dolar. İyice bir heyecan dolar ve bayramlıklarımızı böyle kutularından çıkartılmış ilk defa giyeceğimiz işte gömleğimiz olsun, ayakkabımız olsun, çorabımız olsun her şey pırıl pırıl ve tertemiz yepyeni alınırdı. Onları giyerdik ilk kez ya da işte onun heyecanıyla yaşardık. Alışveriş süreci de olur değil mi efendim? Tabii ondan önce alışveriş süreci olurdu mutlaka ama o alışveriş sürecinin herhalde sıkıntısı ailelere basardı. Çocuklarımıza ne giydireceğiz diye. Çocuklar da heyecanla hakikaten yeni giysilerini beklerlerdi. Bu heyecanlı güzel bir şeydi tabii. Onun arkasından tabii ilk seyahatleri nereye yapacağız? İşte önce komşular, aileler, işte büyükler, onların ellerini öpeceğiz. Ondan sonra eğer çok küçüksek hediyelerimiz ne olacak onları düşünürdük. Sonra tabii zamanla onların hepsi geçti gitti. Sonra tabii yaş ilerleyince aslında bayramda artık bu tip bir daha doğrusu mekanlarımız da değişince tabii o yaşam yerlerinden o mahallelerden çıkıp birazcık daha şehirleştikçe bizim bayram alışkanlıklarımız da değişmeye başladı haliyle ve ondan sonra iç turizm olmaya başladı bayram adeta işte en yakın yer neresiyse işte Kapadokya'ydı işte Antalya'ydı ya da Erdek'ti o zamanlar işte ya da Ayvalık, Akçay gibi yerlere gidip gelmek popüler hale geldi. Biraz daha tatil gözüyle mi bakmaya başladı şehir insanı için bir kaçış mı oldu bayramlar ne dersiniz? Şimdi birazcık daha tatil gözüyle oldu şehirlerde aslında bayram artık bayramlığından ziyade tatil günleriyle ölçülür olmaya başlandı. Mesela bu bayramın bir hafta tatili olacağı işte cumartesi pazarlarla birleştiği zaman 10 gün olacağının heyecanı yaşanıyor büyük şehirlerde. Bilhassa yurt dışına çıkışlar şimdi çok artmaya başladı bayramlarda böyle uzun bayramlarda. Artık bizim havaalanında oldukça büyük bir yoğunluk oluyor. Bilhassa İstanbul terminalinde hakikaten beklenenin üzerinde yolcu kapasitesi artıyor. Bayram turları, efendim bayramlarda uygun fiyatlarla 3-4 gün, 5 gün, 6 gün turlar ya da efendim özel gidiş gelişler çok fazla önem kazanmaya başlıyor. Ve tabii bunlar çok hareketleniyor. Sonra bayram öncesi, bilhassa Ramazan bayramı öncesi biliyorsunuz ümre turları çok ciddi bir şekilde artmaya başladı. Ve tabii bu eskisi gibi değil. Eskiden çok zor gidiliyordu ümre olsun, hacı olsun. Uçakla gitmek bir şanstı adeta. Karayoluyla da gidilebiliyordu. Şimdi artık hemen hemen karayolları var mıdır yok mudur pek bilmiyorum ama. Biraz da pahalıydı herhalde. Yani tabii ki yani o zaman Türkiye'nin gelir düzeyi düşük olduğu için havayolu pahalı geliyordu. Şimdi gelir düzeyi arttıkça yavaş yavaş havayolu da halkın yolu olmaya başladı doğrusunu isterseniz. Onun için çok büyük bir iç yolcu da artış var. Ne kadar arttı bir oran verebilir misiniz özellikle son yıllara ilişkin? Yani son 10 yılda mesela 8 milyondan 50 milyona çıktı.
yıllık yolcu kapasitesi iç hatlarda Türkiye'nin. Onun için uçan insan sayısı. Onun için oldukça iç turizmde, iç hatlarda uçuş çok fazla arttı diyebilirim. O nedenle yurt dışına çıkışlarda o oranda tabii artıyor. Birazcık daha az olmakla beraber. Tabii gayri safi milli hasıl arttıkça, insanların gelir seviyeleri biraz yükseldikçe yurt dışı çıkışlarda ona bağlı olarak yükseliyor, artıyor. Haftaların öncesinden rezervasyon yapılıyordu tabii. Tabii ki. Yani biraz da turlarda işte haftalar önce dediğiniz gibi şu sıralarda mesela girseniz uçaklarda boş yer bulamazsınız bayramlara. Bunlar dediğiniz gibi haftalar öncesinden dolduruldu bütün seyahatler. Böyle şimdi birazcık da seyahat ağırlıklı olmaya başladı doğrusu. Evet, onu da vurgulamak lazım, bayramlarda öyle oldu. Değişiklik oldu herhalde değil mi eskiden? Şimdi tabii ya, kendimizi modifiye ediyoruz şüphesiz. Mesela terminallerde aynı şeyi söyleyemeyiz. Talep arttıkça kalite de artıyor aslına bakarsanız. Ama tabii karlılığın düşük olduğu yerlerde talep arttıkça kalitenin düşmesi diye bir riskle karşı karşıya kalabiliriz. Ama Türkiye çok şükür bugüne kadar öyle bir şey yaşamadı. Bence hemen hemen hiç kimse artık eskiden daha kötü bir kaliteyle hizmet almıyor. Herkes daha iyisini arıyor. Şüphesiz bu Avrupalı olmak isteyen Türkiye için zaten bir hedef. Onun için de bütün herkes o hedefe doğru koşuyor. Bayramda sadece hava yolu değil, aslında deniz yolu da çok sıklıkla kullanılıyor. Bu artış neye bağlıyorsunuz bayramda? Evet, bayramda bu sene ilk defa biz İDO'da onu yaşayacağız doğrusu. İDO'nun tabii bayram seferlerinde ek ilave seferler koyuyoruz. Karşıdan karşıya geçişleri daha sık hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İstanbul'daki iç turizm artacaktır. İnsanların, ailelerin bir taraftan diğer bir tarafa akrabalarını, eşlerini, dostlarını, komşularını görmek için hareketli bir bayram yaşanacağı beklentisi içerisindeyiz. İstanbul'da hani derler ya, genel olarak deniz bitti diye bir laf vardır. İstanbul'da da kara bitti aslında. İstanbul'da karadan gidilebilecek bir yer pek fazla kalmadı. Bilhassa mesai saatlerinde, sabah veya akşam saatlerinde o trafiğin içerisine düştüğünüz zaman bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok büyük problem olmaya başladı. Onun için denizin çok daha efektif kullanılması gereği var. Eğer deniz çok başarılı kullanılırsa İstanbul'da kara trafiğini de hafifletebileceği kanaatini taşıyoruz. Tabii bütün bunlar zamanla olacak şeyler. İDO 15-20 senede bu hale geldi. Kolay değil, çünkü sonuç itibariyle bir hem iskele yaratmanız lazım, hem de gemi yaratmanız lazım, almanız lazım. Çünkü bunların bu gemiler çok hazır olan gemiler değil. Yani araba gibi hadi bugün karar verdik yarın alıyoruz şeklinde olmuyor. Siparişini verdiğiniz zaman bir yıl iki yıl beklemeler olan bazı taşıt araçları bunlar. O nedenle bunları hemen temin edip sefere koymak kolay olmayacak. Ama buna rağmen çok ciddi bir yatırım yapılabilecek sanıyorum önümüzdeki 4-5 sene içerisinde. Ve giderek düzelecek. Ve giderek de iskelelerin sayısı artacak. Daha çok hat kurulacak ve ümit ediyorum ki bilhassa tırlar ve taşıt araçları için daha çok önemli olacak ve onları eğer İstanbul'a sokmadan iki yaka arasında hareket ettirebilirsek, o tırları da taşıyabilirsek İstanbul'u gerçekten önemli ölçüde rahatlatmış olacağız. Bayram ziyaretlerine İstanbul içinde ve çevresinde gitmek için vatandaşlar genelde vapuru da tercih ediyor. Büyük kolaylık sağlıyor aslında. Ne dersiniz? Hem süre kısalıyor hem de seyahat daha konforlu oluyor arabayla gidileceğine. Bir de eğlence oluyor. Yani İstanbul'da tabii vapur kullanmak birazcık da eğlence. Yani kalkıyorsunuz, iskeleye geliyorsunuz. İskelede bir hoşça vakit geçiriyorsunuz. Oradan vapura biniyorsunuz. Vapurda hoşça bir vakit geçiriyorsunuz. Ondan sonra öbür iskeleye iniyorsunuz. Oradan bir arabaya biniyorsunuz. Gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Ve dolayısıyla bir hareket var. Hep durağan bir şey değil. Öbür türlüsünde arabanın içerisine biniyorsunuz. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat, duruma göre iki saat arabanın içerisinde hapsolmuş vaziyette gidiyorsunuz. O tabii çok daha büyük bir işkence. Bunda devamlı bir hareket olduğu için
insanların daha çok hoşuna gidiyor doğrusu. Aynı zamanda sadece iki yakadan karşı karşıya geçişte değil, Boğaz'da boylamasına da çok ciddi bir şekilde kullanılıyor vapurlar ve İdo. Onun için bu taşıt aracının, yani deniz taşıt araçlarının giderek İstanbul'da çok daha fazla yer kaplayacağını düşünüyoruz. Bayramda ek seferler olacak herhalde, değil mi? Mutlaka olacak, çünkü tabii ki mutlaka olacak, çünkü günün her saatinde seferler olmaya başlayacak, çünkü oldukça ciddi yoğun bir taleple karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Normal zamanlarda biliyorsunuz mesai saatleri içerisinde oluyor, sabah gidişler ve akşam dönüşler şeklinde oluyor. Şimdi tabii bayram ziyaretleri dolayısıyla günün diğer saatlerinde de bir takım yoğunluklar yaşanacak. Buna hazırlanmaya çalışıyoruz. Zamanla ulaşım alışkanlıkları da yavaş yavaş değişiyor galiba. Ne dersiniz? Tabii eskiye göre değil. Yani eskiden tramvayla kullanılıyordu malum. Yani eski otobüsler de değişikti. Eski dolmuş karakteri de değişikti. Şimdi bunların hepsinin birazcık daha modernleştiğini, birazcık daha çağa ayak uydurduklarını görüyoruz. Yani aslında İstanbul'da eğer zamanınız varsa bir yerden bir yere gitmek için mutlaka bir aracınız var. Ama tabii bütün mesele trafiğin çok yoğun olması. Evet, biraz daha globalleşmeye bağladık bu bayram alışkanlıklarının değişmesini. Eskiden mahallede, bahsettiniz siz de, alışverişler yapılır, bayramlıklar giyilir. Ertesi gün geldiğinde önce komşulardan başlanır. Tabii şimdi geçtiğimiz senelere göre mesela yani 10-15 yıl evvel, 20 yıl evvelinde bayramda İstanbul çok fazla boşalmazdı. Ama mesela bu bayram ben İstanbul'un boşalacağını düşünüyorum bir miktar. Onun için trafik belki çok yoğun yaşanmayabilir. Hem yaza gelmesi dolayısıyla, daha hala havaların iyi gitmesi dolayısıyla yazlık destinasyonlara gidişin olacağını düşünüyorum bu bir haftalık 10 günlük tatille. Hem de yurt dışı çıkışlarının giderek artacağını düşünüyorum. Onun için İstanbul belki de önemli ölçüde bir trafik sorunuyla karşılaşmayabilir. Daha rahat bir gidiş geliş, daha rahat ziyaretler yaşanabilir İstanbul'da diye düşünüyorum açıkçası. Onun için yani bu bayram bence önümüzdeki bayramların bir göstergesi olacak. Bu bayram çünkü yaza, yani yazın hani hava iyi olması açısından söylüyorum. Geçen sene bu kadar iyi değildi havalar çünkü bayramda. Bu sene gayet güzel ve bundan sonra da hep 10 gün öne geleceğine göre Ağustos ayının içerisine, Temmuz ayının içerisine gelecek önümüzdeki 10 sene içerisinde yazlarda yaşayacağız bayramı. Onun için önümüzdeki 10 senenin tahminini de aşağı yukarı bu bayramla çıkartabiliriz nasıl yaşayacağımızı. Şimdi hep büyükler, aile büyükleri ziyarete gelen olsa diye dört gözle beklerler bayramda. Sizin misafiriniz olacak mı? Eskiden hakikaten öyle bir beklenti devamı vardı. Yani şehirlerde, bilhassa şehirler içerisinde bunun çok kaybolmadığını söyleyemeyiz. Yani şehirlerin merkezlerinde bilhassa artık insanlar maalesef eskisi kadar bayramlarda küçükleri evde beklemiyorlar ya da kendileri işte büyüklerin evlerine gidip de işte büyükleri ziyaret etmek gibi maalesef o nostaljiyi yaşamıyorlar. Aslında bunun yani geleneklerimize bakıldığı zaman mutlaka yaşanması gereken, olması gereken bir şey. Ama şöyle de teselli buluyoruz. Yani şehirlerdeki insanlar, içerideki insanlar her zaman ailelerini görüyorlar, her zaman büyüklerine, küçüklerine gidiyorlar diye inşallah bayramlarda bunu önemsemiyorlar diye düşünüp teselli bulmaya çalışıyorum. Anadolu'da devam ediyor. Anadolu'nun belli yerlerinde evet mutlaka devam ettiğini düşünüyorum. Bilhassa tabii İç Anadolu'da bu çok yaygın olsa gerek ve hala inşallah devam ediyordur. Ama büyük şehirlerde maalesef bu alışkanlıklarımız giderek kayboluyor. Tabii şehir yaşamı yoğun bir stres ve bayramların bir tatil günü olması sebebiyle bu tatili insanlar değerlendirmek istiyorlar. Bunu da çok anormal karşılamamak lazım. Çünkü şehir yaşamı içerisinde çok yoğun bir yaşantı olduğu için gerektiği kadar izin kullanılamıyor. Gerektiği kadar tatile çıkılamıyor. Bayramlar adeta bir beklenti haline almış oluyor, fırsat haline almış oluyor. Ya işte ben bu sene tatile gidemedim ama bayramda işte şu 10 günlük tatile gideceğim diye planlıyorlar. En azından onu planlıyorlar. Bu da çok anormal karşılamamak gerekiyor. Demek ki yani bu işlerdeki gelişim
böyle olacak diye, yani ya da değişim böyle olacak diye görüyoruz ve böyle de yaşıyoruz bunu. Ama gene de çekirdek ailelerde bunun kaybolmadığını, en azından telefonla da olsa ya da işte mailleşme yoluyla da olsa bir takım hatırlanmalar, işte hatır sormalar ya da işte bayram kutlamalar olduğunu şey yapıyoruz. Mesela geçmişe bakacak olursanız, geçmişte bayramlarda hep ben hatırlıyorum, bundan 10 sene 15 sene evvel sürekli bayramdan önce işte 2000-3000 tane kart imzalardım. Evet. Sürekli bayramımız kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun, kutlu olsun diye kartlar yazar atardık bütün her tarafa. Hediyeler yollardık falan. Şimdi bunlar kalktı. Kartların yerini de elektronik posta aldı herhalde bu süreçte. Elektronik postalar var ya da telefonlar var. Evet, yani enteresan. Şimdi bunlar kalmadı ve büroda işte ben girdiğim zaman büroya bayramdan sonra çuval dolusu bayram kartlarıyla karşılaşırdım. Şeylerden gelmiş, arkadaşlardan gelmiş, işte firmalardan gelmiş bu tip kartlar olurdu. Şimdi yavaş yavaş bunlar da kayboluyor doğrusu. Ama şu var, işte bayram sizlerin de gayretiyle televizyonlarda yaşanıyor. İşte akşam eğlence programları falan bir şekilde devam ediyor. Eskiden işte mesela İstanbul'da Gülhane Parkı'nda işte dümbüllüler, şunlar bunlar ya da ne bileyim belli işte kağıt helvalar, şunlar. Ben çocukluğumda hatırlıyorum, biz devamlı giderdik. Yani bizi ailemiz götürürdü parka ve orada işte macunlar, kağıt helvalar, o tip şeyler olurdu. Şimdi yaşanıyor mu yaşanmıyor mu bilmiyorum ama parklarda belki yaşanıyordur. Ama şimdi bunların sanalları artık televizyon ekranlarında sizler sayesinde görüyoruz, eğleniyoruz. Oraları takip ediyoruz bayram akşamları. Hoşça oluyor. Hı-hı. Gidemeyenler için de. Tabii. Yani yurt dışına çıkamayan ya da seyahate gidemeyenler için de, onlar da öyle aile içerisinde kutluyorlar. Peki hiç unutamadığınız bir anınız var mı bayramda? Çok istediğiniz bir şey alınmıştır belki size, ya da ziyarete gittiğinizde şeker toplar mıydınız? Harçlık bekler miydiniz? Ya çocukken mutlaka, yani çocukken mutlaka herhalde el öperken şöyle bir gözün içerisine baktığımız olmuştur, öptü mü? Elini öptüğümüz kişinin. Şimdi de o aklımıza gelerek geliyor. Hemen bakıyorum, birisi gelip de benim elimi öpmeye kalktığı zaman hemen aklıma o geliyor. Tamam, bunun bir beklentisi var diye birden uyanıyorum. Tabii ki bunlar öyle, ama bayramda doğrusunu isterseniz yani 1965'lerdeydi sanıyorum, bir bayram akşamı hep beraber bütün ailece, babamlar, amcamlar, Ankara'da şeye gitmiştik, yazar aile bahçesi vardı Gençlik Parkı'nın içerisinde. Sizin yaşınız tutuyorsa hatırlarsınız ama sanmıyorum. Şimdi yani ismini biliyorsunuzdur sadece. Orada Gençlik Parkı'nın içerisinde öyle vardı ve oraya gitmiştik. Ve orada akşamın işte geç saatlerine kadar, yani işte bir aileye göre 11-12 falan o saatlere kadar oturmuştuk. Ve işte çay içilmişti, eğlenilmişti, semaverler geliyordu, semaverlerle çay içilmişti, keyifli bir gün yaşanmıştı ve amcamın o sıralarda bir makinesi vardı, fotoğraf makinesi, kendisi profesyonel fotoğrafçıydı ve bizim fotoğraflarımızı çekmişti bütün gece boyunca, işte flaşlı bir şekilde. O zaman böyle bu tip güzel fotoğraflar çekmek de bayağı bir maharetti yani. Fotoğraf makinesi olan adama çok az rastlanırdı. O profesyonel olduğu için bu makineyi taşıyordu boynunda. Ve tabii bütün Gençlik Parkı'nda da çokça da dikkat çekti. Ve sonra taksiye binildi ya da dolmuşa, tam hatırlayamıyorum, ya dolmuşu ya taksiydi. Binip eve dönüldü. Ve eve dönüldükten sonra eve gelindi. Amcam filmleri çıkartacaktı herhalde makineden. Makine yaradı, makine yok. Evet. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesini takside bıraktığını anladık daha sonra. Ve babam ve iki amcam bütün bir geceyi sabaha kadar o taksiyi arayarak geçirdiklerini biliyorum. Buldular inşallah. Ve buldular, buldular. Sonunda buldular. Ve ama yani o üç tane çok iriydi. Benim amcalarım çok iridir. O zaman da çok irilerdi. Yani arkadaş gibi.
Ondan sonra babam da öyle ve onlar üçü birden taksicinin karşısına dikilip çekti. Taksici korkudan önce pek biraz kıvırmış galiba. Bilmiyorum orada var mı, unuttum mu acaba falan filan. Üçü birden dikince diyor taksici korktu ve bize makineyi verdi diye büyük bir sevinçle eve döndüklerini hatırlıyorum. Çünkü o makineyi kaybetmiş olmak yani dünyamızı karartmıştı. Aile adeta yas ilan etti geceleyin ve bütün gece üçü birden çıkıp sabaha kadar biz de heyecanla onu beklediğimizi biliyorum. O bir anı olarak bende. Fotoğraflar var. Duruyor mu? Fotoğrafları inan hatırlamıyorum. Hiç bilmiyorum da yani. Ben çok küçüktüm çünkü yani 10 yaşındaydım. Onun için bu ama bir anı olarak kafamda bu kalmış. Yani. Şeker toplama da önemlidir. Şeker toplama tabii yani bayram zaten adı biliyorsunuz Ramazan bayramının bir diğer adı da şeker bayramıdır. Yani onun için şekersiz şeker bayramı olmaz. Onun için çok her gittiğimiz yerde bakkallar, mahallenin bakkalına mesela birkaç defa girip çıkardık şeker almak için. Çünkü bakkalın o girişinde bir yere şeker koyardı mutlaka bakkal. O da tabii fazla gelenleri, fazla alanları şey yapardı, şekerde de tasarruf vardı o zamanlar. Yani şimdiki gibi değildi. Bakkal kızardı bazen, kovalardı yeter artık diye. Yani hatırlıyorum onları, evet. Kentleşmeyle bu alışkanlıklar kayboldu mu? Evet, yani en azından bizden uzaklaştı. İnşallah yaşayanlar vardır. İnşallah bizden sonraki nesilde genç insanlar, küçük insanlar bunları yaşamaya devam ediyorlardır. Bunlar güzel anılar çünkü. Ama şu var ki her nesil kendine göre bir bayramı yaşama kültürünü icat ediyor, ortaya çıkartıyor. Bu giderek değişiyor. Bu bayramların yozlaştığı anlamına gelmemeli. Yani bayramları şekil gerektiği gibi tabii şekil değiştiriyor. Bayramı yeteri kadar kutlayamıyoruz şeklinde bir yaklaşımda bulunmamalıyız. Ya bunun için üzülmemeliyiz çok da fazla diye düşünüyorum. Sadece bayramın artık bundan sonra şehirleşme dolayısıyla geleneksellikten birazcık daha uzaklaştığı şeklinde yorumlamak lazım. Şüphesiz 1960'larda yaşanan o bayramlar 1900'lerde de farklı yaşanıyordu mutlaka. 1800'lerde çok daha farklı yaşanıyordu. Tabii insan geriden, maziden mutlaka ders almalı ama maziye de çok fazla bağlanıp kalmamalı. Özünü unutmamalı ama moderniteyi de mutlaka yaşamalı. Onun için ikisini birlikte birleştirmesini, onunla birlikte yaşamasını bilmemiz lazım. Tabii bu şekil değiştirmeyle birlikte ulaşım alışkanlıklarının da değiştiğini söyledik. İleride biraz daha konforlu ve ucuz olacak anlamına mı geliyor peki tüm bunlar? Öyle tabii yani şimdi yollar bir kere çok farklılaştı. Gördüğünüz gibi Türkiye altyapı konusunda çok değişik yerlere doğru geliyor. Son 10 yılda 20 bin kilometreye yakın bir yol inşaatı yapıldığını eğer düşünecek olursak Türkiye'de bir hayli büyük mesafe katıldı. Artık gidilmeyen köyü, kasabası kalmadı. Asfalt yolu, gidiş geliş yolu olmayan yer aşağı yukarı şehir bazında kalmadı. Tabii bütün bunlar daha modern ulaşım araçlarını gerektiriyor. Bakın artık otobüslerimiz eski otobüsler gibi değildi. Mesela bizim eskiden otobüslerimiz burunlu otobüslere binerdik. Biz burunları olan böyle. Şimdi o otobüsler kalktı biliyorsunuz. Bildiğimiz işte önü düz o gelen otobüsler ve onların da çok modernleri, iki katlıları, yok efendim işte içinde kliması olanları, hatta tuvaleti, mutfağı olanları falan artık yollarda geziyor. Dolayısıyla bunları düşünmek, hayal etmek o günler için hakikaten bir hayaldi yani. Oldukça uzak hayallerdi hem de. Ama şimdi bunları yaşıyoruz. Trenler Ankara, İstanbul, Konya arasının 1,5 saatte gidileceğini göreceğiz hep birlikte. Bu ulaşım araçları da buna ayak uyduruyorlar. Bir de her tarafta aşağı yukarı Türkiye'nin 40 ilinde şu anda işleyen havalimanı var. 40 iline sefer düzenleniyor İstanbul ve Ankara bağlantılı olarak. Yani oradaki insanlar uçağa binme zevkini tadıyorlar ve uçakla artık buralara gelip gidiyorlar. Bunlar da çok büyük gelişmeler. Size biraz evvel de bahsettiğim gibi yani 8 milyondan 50 milyona çıktı son 10 senede yolcu aleti. Bunlar çok büyük aşamalar. Hiç uçağa binmemiş insan artık
kalmayacak gibi ya da aile kalmayacak gibi görünüyor. Lüks olmaktan çıkartmak lazım aslında bütün bunları, doğru diyorsunuz. Buna çalışıyor zaten Türkiye'de. Ve tahmin ediyorum ulaşım meselesi de böylesine olumlu bir gelişmeye ya da değişmeye başladı. Aslında böyle zamanlar ekonomiyi de hareketlendiriyor, alışverişler artıyor, ekonomiye bir canlılık geliyor. Şüphesiz tabii ki zaten ekonomide talep olacak ki arsa olsun. Yani eğer bu tip yeni geliştirilen ulaşım araçları olsun, yeni yapılan işte shopping mall'lar olsun, yeni yapılan oteller olsun ve yeni geliştirilen, yeni toprak altından çıkartılan bir sürü tarihi ve kültür alanlarımız olsun. Bunlar hep görülmeye değer yerler ve insanlar buraları görmek için ellerindeki mevcut araçlar, önlerindeki mevcut şeyler nelerse onlarla buraları gezip görmek isteyeceklerdir. Ve mutlaka bu kolaylığı da onlara sağlayabilmek lazım. Bakın Türkiye'nin her tarafında, şimdi ben geçen de çok uzun zamandır gitmemişim demek ki, Fethiye taraflarına gittiğimde birçok kazı yapıldığını ve birçok eski tarihi eserin ortaya çıkartıldığını ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açıldığını gördüm ve çok da keyiflendim, çok da hoşuma gittim. Gene Efes'e gittim. Efes'in aşağı yukarı 2-2,5 misli büyüdüğünü gördüm. Efes şehrinin geçtiğimiz 15 sene evveline göre, 20 sene evveline göre 2 misli büyümüş Efes. Bu çok keyifli bunları yaşamak ve insanlarda bütün bunları görmek için bütün işte o gün için mevcut ulaşım aracı neyse onu kullanıp oralara gitmek istiyorlar. Eğer bunları kolaylıkla onlara sunabilirsek o insanlar da oraya gidip o talebi gösterecekler ve oralara ekonomi yaratmaya, para bırakmaya başlayacaklar ve oradaki insanlar da o kazanmış oldukları parayla o yöreleri geliştirecekler ve son derece zincirleme bir reaksiyonla ülkenin ekonomisi de bu şekilde, her başına düşen milli gelirimiz de bu şekilde artacak. Aslında biraz da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Euro bölgesinde son haftalarda özellikle piyasaların dalgalandığını görüyoruz. Küresel anlamda dalgalı bir seyrin olduğu bir dönemden geçiyoruz yani. Bir tarafta Amerika kötü olduğunda en azından Avrupa'da işler iyiye gidiyor diyorduk. Şimdi her iki tarafta birden yangın var. Türkiye'nin bu süreçteki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmalı sizce Türkiye? Bu seferki olan hadiselerin hakikaten geçmişe göre değişik bir yapısı var. Yani daha doğrusu şöyle, bunu aslında 2008 krizinin toparlanamaması şeklinde yorumlayabiliriz. 2008-2009 krizinin 2010'da yavaş yavaş düzeleceği, 2011'de daha iyi olacağı, 2011'de tamamen etkilerini atacağı hesaplanmıştı. Ama öyle olmadı. Çünkü bu sefer iflas eden, bu sefer ekonomileri kötüye giden şirketler değil, devletlerin ta kendisi. Yani eskiden bankalar ya da şirketlerin ekonomileri kötüye gidiyordu. Onların hesapları, bilançoları eksi vermeye başlıyordu. Devletler onları kurtarıyorlardı. Ama şimdi devletlerin maliye durumları son derece kötü. Bunu çok canlı bir şekilde hem Avrupa'da hem de Amerika'da görüyoruz. Şimdi bu kötü olan yapıyı düzeltecek olan başka bir yapı yok. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Onun için de gerekse Amerika'nın sürekli açık veriyor olması ve bir türlü kendini toparlayamaması, Avrupa'nın ise devletlerinin tek tek iflas noktasına geldiğini açıklıyor olması ve Avrupa'da Euro bölgesinin de bunlara çözüm bulamaması, Yunanistan, İrlanda, işte Portekiz, bunun arkasına İspanya ve İtalya'nın takılmasıyla birlikte bu olay oldukça genişledi. Almanya'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın elindeki İspanyol ve İtalyan Eurobond'larına baktığımız zaman hakikaten ürkütücü boyutlarda büyük rakamlar var ve bunların değersiz bir hale gelmesi söz konusu olabilir. Ve onun için bir panik yaşandığı gerçek. Ama şu da var ki bunun mutlaka bir çözümünün olması gerekiyor. Bu çözüm nasıl olur? Ben düşünmek bile istemiyorum ama
tabii ki birazcık bu büyük devletler durumlarını düzeltmek için gelişmekte olan ülkelerin sırtına binebilirler veya işte savaşı körükleyebilirler. Kendi üretmiş oldukları savaş ekonomisinden büyük kazançlar elde etmek için bu tip gerekse Orta Doğu'da, gerekse Afrika'da, gerekse Asya'da huzursuzlukları körükleyebilirler ve oradan çıkabilecek bir ekonomiyle kendi ekonomilerini düzeltmek isteyebilirler. Böyle bir durumla, böyle bir tehlikeyle dünyanın karşı karşıya olduğunu görmezden gelemeyiz açıkçası. Çünkü bu ekonomiler, bu devletler kendi ekonomilerini mutlaka düzeltmek zorundalar. Bunu başka nasıl yapabilecekleri konusunda da şu anda somut bir veri yok. Yani ithalat, ihracat yoluyla bu işlerin olması uzun vadeli olduğu için kısa vadeli paraları bulamayacakları anlamına geldiği için böyle bir yola giderler ihtimalini düşünüyorum. Euro bölgesi ülkeleri gene hep birlikte hareket edip de dediğim gibi ülkenin, dünyanın diğer kaynaklarına insafsızca hücum edebilirler. Aslında bence düşünülmesi gereken konu bu birazcık da. Korku verecek olan senaryo birazcık da bu. Ama inşallah öyle bir şey olmaz. Türkiye'nin şu andaki pozisyonu çok şükür rakamlara bakıldığı zaman Türkiye en az borçlu olan dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi ve bundan dolayı Türkiye birazcık daha rahat görünüyor. Fakat tabii bununla bizim durumumuz iyi deyip ayaklarımızı uzatıp yatmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü dünyanın diğer ülkelerinin biraz da Euro bölgesinin bozulmasıyla birlikte bizim ekonomimiz de bozulmaya başlayacaktır şüphesiz. Yaptığımız ihracat aynı şekilde olmayacaktır. Aldığımız malın belki daha fazla alınması ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Cari açımızı büyütecek, zaten bugün problem halinde olan cari açımızın gelecek büyütülmesi konusunda bir etki yapabilir. Yoksa bugünkü durumdaki bir cari açığı Türkiye her zaman çevirebilir. 50-60 milyarlar dolar civarında olan bir cari açığı ama büyürse çok büyük tehlike olur. Onun için Türkiye bu konuda bence her zamankinden daha fazla tedbirli olması lazım ve zaten ekonomi yönetimimiz gerekse bakanlarımız gerekse başbakanımız bu konuda son derece tedbirliler ve uzun zamandan beri de zaten hem piyasaları hem de iş adamlarını ciddi anlamda uyarıyorlar. Pozisyon olarak açık pozisyonda bulunmayın diye, efendim ayağınızı yorganınıza göre uzatın diye, evet Türkiye'nin durumu iyi ama siz gene de işlerinizi çok fazla riskli hale sokmayın diye çok uyarılarda bulunuyorlardı ve bugün de zaten bulundukları bu uyarıların sonucunda hakikaten dünya bir krizin içerisine girdi. Bilhassa Avrupa'da hala daha borsalar aşağıya doğru düşüyor. İnşallah bayramdan sonra düzelir biraz ama ben açıkçası bu işe biraz uzun vadeli olacağını, herkes gibi ben de uzun vadeli olacağını düşünüyorum. 2012'yi de gözden çıkartacak mıyız diye korkuyorum. Ama önümüzde dünya ekonomisi açısından güzel günlerin olmadığı bir gerçek. Bayramda da o zaman iş adamları diken üstünde bu konuları izleyecek. Yani evet maalesef. Evet, çünkü bayram bizde bayram. Biliyorsunuz Avrupa'da bayram değil, Amerika'da bayram değil. Onun için oraları izlemeye devam edeceğiz. Asya'yı izlemeye devam edeceğiz. Orada nelerin olduğu bizi son derece yakın ilgilendiriyor. Eskiden çok fazla ilgilendirmezdi bunlar ama globalleşen dünyada, küreselleşen dünyada Türkiye'nin de bunun bir parçası olduğunu düşünecek olursak artık oradaki olan ekonomik gelişmeler bizi aynen ilgilendiriyor. Onun için çok yakından takip edeceğiz artık. Hamdi Bey, biz size şeker tadında bir bayram diliyoruz. İzleyicilerimize de belki bir bayram mesajı vermek istersiniz. Valla bayramda şu anda doğrusunu istersen pek de fazla bir şey gelmiyor ama herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hoşça güzel bir hafta geçirmelerini diliyorum. Küçüklerin büyüklere saygı duyduğu, büyüklerin küçüklere sevgi dolu bir günler diliyorum. İnşallah ülkemiz için de çok güzel günlere vesile olur bayram.
Bu arada şehitlerimize de, şehit annelerimizi de anmadan geçmemek istemiyorum. Onların da bayramını ayrıca kutluyorum. Yüreğimize taş basıyoruz ama bu kötü günlerin geçeceğini, hep beraber ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde olacağı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum hepsine. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim.